Albatta yuziga qaraysizlar, bo'yiga qaraysizlar, boshqa joyga qaraysizlar. Bu sizlar ko'zingizlar ko'rayotgan narsa. Lekin ichki dunyosini ko'ra olasizlarmi? Bir ayol bor, o'rtacha husnli. Eri bilan yashaydi, eriga vafodor. Doim xizmatida, doim ko'ngliga qaragan, bor yo'g'ida yonida birga turadi. Bunaqa erkakning hayoti haqiqatan osoyishta bo'ladi, saodatli bo'ladi. Yoki yana bir erkak kishi ayoli juda ham go'zal. Bismillah, Qur'oni Karimning 6 tasi bittaligini eshitganmisiz? Unda ushbu videomizni oxirigacha tomosha qiling. Birinchisi, Qur'oni Karimning ba'zi suralari kiril alifbosida o'qilishi. Qul huvallohu ahad, Allohus samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuvan ahad. Ikkinchisi, Qur'oni Karimning ba'zi suralari ma'nolar tarjimasi. Uchinchisi, Qur'oni Karimning ba'zi suralarining fazilati. To'rtinchisi, tajvid qoidalari asosida berilgan muallim soni o'qilishi. Qur'oni Karimning arabiy varianti ham ushbu kitobimizda mujassam bo'lgan. Ushbu Qur'on kitoblarimizga buyurtma berish uchun Telegram va WhatsApp orqali murojaat qiling. Eng asosiysi, bu Qur'on kitoblarimizni O'zbekiston, Rossiya, Qirg'iziston bo'lib yetkazib berish xizmatlarimiz mavjud. Alloh taolaning Al-Jamil ismi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahih hadislarida zikr qilingan. Bu hadisni İmam Müslim sahihdan okuyumuz, ona Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu rivayet kıladı Peygamberimizden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler, La yadhulul cennete men fi kalbihi mithkalu zerretin min kibrin. Kalbada mithkalu zerre, kibri bar adam cennet kekir miydi? Şunda bir kişi turib etti ki, Ya Resulullah, bir kişi özünü kiyimini ve pay afzalını gözeli buluşunu yakış göredi. Şunda Peygamberimiz dediler, İnnallaha cemilun yuhibbul cemal. Allah Ta'ala, elbette Allah Ta'ala güzeldir, güzelliğini yaxşı göredi. El kibru, batarul haqqi ve gomtun nas. Bu kibirmez. Allah çıralı zat, güzelliğini yaxşı göredi. Kibir, hakka kömmeslik ve adamlarını mensimeslik dediler. Güzellik kibirmez. Mesela bir litre sütke, 2-3 litre suyu koysanız bu içse boladığın içimlik oladı. Çünkü suyun tabiatı, sütün tabiatı birbirine yakın. İçimlik içse bol oradı. Ama 1 litre sütke 1 piyale neft koysanız mı boladı? İçi bol muydu? Çünkü sütün tabiatı bile neftin tabiatı birbirine doğru kemiydi. Hud düşünce hoşu gendik. Ubudiyat, kulçilik bilen kibir hiç kaçan birbirine doğru kemiydi. Allah'ın hakiki kulu, hakiki mumu bandası mütekabbir bol muydu? Şunun için Peygamberimiz ettiler, kalbide miskalı zerre kibri bir adam cennetke kirmeydi. Kibir hakka kömmeslik ve adamlarını mensimeslik. Yine bir hadis okuyumuz. İmam Bazar'dan, Bayhaqi'den, Anas radıyallahu anhu'dan. Resulullah ettiler, La yadhulul cennette men fi kalbihi miskalı zerreti min kibrin. Kala raculun, inna racula yuhibbu en yakuna thawbuhu hasanan ve na'luhu hasanan. Kalbide zerreçe kibir bar adam cennetke kirmiydi dese bir adam kiyimi ve ayak kiyimi, ayak boğuşları, çıralı buluşunu haliydi bu adam. Kibir mi degeni de Peygamberimiz yok deyip cevap verdiler. Başkalarda hakkını ada okumaslik, özünü başkalardan üstünde bilişlik, hak söz etkende kömmeslik, bu kibir ve bu günah iblisli günahı. Aba vastakbara ve kâne minel kafirin. Adam Aleyhisselam'a sacda kılıçtan baş tarttı, kibir kıldı, neticede kafirlerden buldu. Öyle ki Müslüman adam, yanındaki adamla da itiraf kıladı. Fazlını biladı, kadrını biladı. Ula da kadr kıymetini özünü onun gibi koyadı. Özü, yanındaki adamı mensimesliyiz, tuğatmasliyiz, siz için yeterli günah. Başka günah da gerek yok. Resulullah dediler, بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يَحْقِرَ اَخَوْهُ الْمُسْلِمِ Kişi özünü Müslüman biraderini hakir körüşlüğü şu kişi için yeterli günah. Mensimiydi, kibir kıladı. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem öte kemter zat bugünler. Bir kişi o zat sallallahu aleyhi ve sellem'i huzuruna kirip yapırmak gibi oldu. Kirip haybeti sırı basıp yapını topamaya kaldı. Tile eylemeye kaldı. Bunu Peygamberimiz görüp ettiler ki Havvina aleyk. فَاِنِّي لَسْتُ بِمَلِكٍ اِنَّمَا اَنَا اِبْنُ اِمْرَاتٍ تَعْكُلُ الْقَد۪يدَ Özü yüzü basmalıyım.
Men poshsho emasman. Men qodid, ya'ni quritilgan go'shtni yeydigan ayolni bolasiman. Ya'ni oddiy odamman deyaptilar. Rahmatan lil alamin bo'lishiga qaramasdan kamtarligini ko'ring. Rasululloh kamtar bo'lganlar, mutakabbir bo'lmaganlar. Safarlarni birida Rasululloh to'xtaganlarida hamrohlardan bittasi men qo'y soyaman dedi. İkincisi men uni pishiraman dedi. Rasululloh men o'tin tirib kelaman dedilar. Qarang, Rasulullohga bura ish buyurmaydi. Rasulullohning xizmatini qilishlik sharaf sahobalarga, ammo Rasulullohning kamtarligini ko'ring. Demek mu'min kishi mutakabbir bo'lmaydi, kamtar bo'ladi. Go'zal, al-jamil. Alloh taolo bandani go'zal bo'lishini xohlaydi. Pokiza, usti bosh tartibli, xushbo'y, sochlari taralgan, surati chiroyli bo'lishi kerak. Bu yerda yangi kiyim deyilmaydi. Agar kiyim haqida gapirsak, pokiza kiyim deyiladi. Yuvilgan, taralgan, tartibga keltirilgan. Go'zallikni yaxshi ko'rishlik insonning tabiatida bor. Mana aytinglar, kimlar chiroyli mashinani yaxshi ko'rmaysizlar? Kim chiroyli uyni yaxshi ko'rmaydi? İnsonning tabiatida go'zallikka bo'lgan intilish bor, bu uni fitratida. İnnalloha jamilun yuhibbul jamal. Albatta Alloh taolo go'zaldir, go'zalligini yaxshi ko'radi. Hatto birodarlar, gapiradigan so'zimiz go'zal bo'lsin. Abbos ibn Abdul Muttolib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amakisi. Kenja amakilaridan so'rashdi. Siz kattaroqmi, Rasulullah kattaroqmi? Shunda Abbos ibn Abdul Muttolibning gapini qarang. Men ertaroq tug'ilganman, lekin Rasulullah mendan kattalar deb javob berdi. Men kattaman desa bo'laradi, ammo chiroyli bo'lmaydi bu. Rasulullohdan kattaman dedi o'zini oqira. Deylarmidi? Agarchi biz gapirayotgan gapimizni tuzalishini xolasak, biz avval eshitishni o'rganaylik. Eshitishni o'rgansak, ini chiroyli gapirishni o'rganamiz. Demak, men Rasulullohdan erta tug'ilganman, ammo Rasululloh mendan go'zal so'z bo'lgan ekanmi? Go'zal so'z. Moddiy va ma'naviy go'zallik matlub. Moddiy va ma'naviy tomondan musulmon kishi go'zal bo'lishi kerak. Demak, musulmon o'zini kiyimini chiroyli qilishi kibrdan emas. Mashinasini chiroyli olib yurishi kibrdan emas. Uy joyini chiroyli qilishligi kibrdan emas. Chunki u insonni tabiatida bor narsa va go'zal qilsa o'zida bor narsani Alloh buni yaxshi ko'radi. İnnalloha jamilun yuhibbul jamal. Odamlarning yuzidagi holdagi namuna bo'lib, zohiri bilan, fe'li bilan odamlarga havas bo'lanadigan holatda turish bu ayni dinimizni talabi bo'ladi. Mo'min banda borligini go'zal qiladi. O'zida Alloh taoloning al-jamil sifatidan bir ulush paydo qilishida xohlaydi. Adolatli bo'ladi, odil bo'lgan zotga yaqin bo'ladi. Rahim shafqatli bo'ladi, Ar-Rohim bo'lgan zotga yaqin bo'ladi. Xayr sahovatli bo'ladi, lutfli bo'ladi, Al-Latif bo'lgan zotga yaqin bo'ladi. O'zini go'zal olib yuradi, Al-Jamil bo'lgan Allohga shu bilan yaqin bo'ladi. Ehtimol gapira olmassiz, nutqingiz yo'qdir. Ehtimol pulingiz yo'qdir, infoq ehson qila olmaysiz. Ehtimol boshqa narsangiz yo'qdir, lekin o'zingizni tashqi ko'rinishingizni chiroyli olib yurish qo'lingizdan keladimi, birodar? Keladimi? Keladi. O'zingizni shunday chiroyli olib yuringda, maqsadingiz al-jamil bo'lgan Alloh shuni yaxshi ko'rar ekan degan maqsad bo'lsin, shu fe'lingiz bilan Allohga yaqin bo'laverasiz. Hamma ham o'zini oppoq tutadi. Hamma ham o'zini tashqi ko'rinishini chiroyli qiladi, lekin hamma shu qilayotgan ishidan Allohning rizosini istaydimi, yo'qmi? Odamlar nima deydi? Sal ust boshingga qarab olsang, uyatmaysanmi? Kimdan uyatmaysanmi? Ha, odamlardan. Biz o'zimizni chiroyli olaveramiz kim uchun ekan? Go'zallik. Go'zallik nima o'zi? Insonni ko'zi va qalbiga yoqadigan narsa. Go'zallik insonni ko'zi tushganda qalbi quvonadigan, qalbi yayraydigan narsa. Go'zallik birodarlar shaklda bo'ladi, axloqda bo'ladi. Go'zallik deyilganda odamlarda tushunchasi faqatgina shakl tushuniladi. Ammo ichki dunyo haqida, ichki dunyoni go'zal bo'lish haqida biro o'ylab ham qo'ymaydi. Masalan, vafo. Ahdiga vafodor bo'lishlik go'zallikmi?
sahavatli bo'lishlik go'zallikmi? Kechirimli bo'lishlik go'zallikmi? Bu axloqdagi go'zallik. Birodarlar, jismoniy, jasadiy go'zallikdan ko'ra ma'naviy go'zallik chiroyliroq bo'ladi. Rosa shakli chiroyli kelishgan odam bir marta ham aytgan gapiga javob bermaydi. Kim uni yaxshi ko'radi? Rosa ketib olgan chiroyli ayol eriga mehri yo'q, eriga muhabbati yo'q, vafosi yo'q. Kim yaxshi ko'radi buni? Go'zallik degani faqat zohirda tushunmaylik. Bu ichki dunyo ham go'zal bo'lishi kerak bo'ladi. Tobiinlardan Ahnaf ibn Qays o'zini qavmini sayyidi bo'lgan. Ko'rimsiz bo'lgan, xunuy bo'lgan, pastdek bo'yli bo'lgan, ko'zi manaqa bo'lgan, qora rangli bo'lgan, xullas ko'rimsiz. Ammo shu kishini g'azabi uchun qavmidan 100 mingta kishi g'azablanar edi. Nimaga g'azab qilyapsan deb so'ramas edi. Bu kishini nimasi go'zal edi? Axloqi, tasarrufoti, ichki dunyosi. Zohirni xuniyligi bora qaramas edi. Agar odamlarda ichi qanaqa bo'lsa, shu narsa tashiga chiqib turadigan bo'lgandami? Demak, go'zallik faqatgina moddiy jasadiy bo'lmaydi. Uni fasohati, axloqi, saxovati, kamtarligi, rahmati xullas fe'l atvorida ham go'zallik bo'lishi kerak bo'ladi. Mana Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari juda ko'p o'qiganmiz. Muttafaqun alayh bo'lgan hadis. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi vasallam qol tunkahul mar'atu li arba'a. Ayol kishilarni 4 ta narsasiga qarab, 4 ta narsasiga qiziqib uylaniladi. Li maliha. Moli davlatiga qiziqib uylaniladi. Li hasabiha. Nasl nasabiga qiziqib uylaniladi. Li jamaliha. Chiroyiga qarab uylaniladi va li diniha. Diniga qiziqib uylaniladi. Qarang, to'ralasi ham chiroyli narsa. Boylik chiroyli narsa, nasl nasab chiroyli narsa, chiroy chiroyli narsa, din chiroyli. Qani to'ralasi ham go'zal bo'lsa. Shunda payg'ambarimiz aytibdilar, dindorini tanlagin, baraka top ko'r yoki baraka topasan. To'ralasi turganda birinchi diniga qaraymiz. To'ralasi ham chiroyli narsa, go'zallik. Shunda dini birinchi o'rinda turishi kerak bo'ladi. Go'zallik faqatgina shaklda, zohirda emas. Uylanadigan ukalar, albatta chiroyligini istaysizlar. Albatta yuziga qaraysizlar, bo'yiga qaraysizlar, boshqa joyiga qaraysizlar. Bu sizlar ko'zingizlar ko'rayotgan narsa, lekin ichki dunyosini ko'ra olasizlarmi? Bir ayol bor, o'rtacha husnli. Eri bilan yashaydi, eriga vafodor, doim xizmatida. Doim ko'niga qaragan, bor yo'g'ida yonida bilda turadi. Bunaqa erkakda hayoti haqiqatan osoyishta bo'ladi, saodatli bo'ladi. Yoki yana bir erkak kishi ayoli juda ham go'zal. Juda ham chiroyli, lekin bo'yiga aytilgan narsalar yo'q bunda. Vafo yo'q, mehr yo'q, muhabbat yo'q, xizmat yo'q. Endi bu erkakda hayoti nima bo'ladi? Do'zoxdan bir parcha bo'ladi. Aytilinyapti, chiroyiga, puliga, nasl-nasabiga, diniga deyapti. Dinini birinchi qaraylik, dinini. Kişi chiroyli kiyimni kiydi. Chiroyli yuvib tarandi, sochlarini taradi, xush bo'ladi, sepdi. Zohiri go'zal bo'ldi. Odamlar ko'rsa ko'zi quvonadigan bo'ldi. Endi shu odam fahsh bo'lgan, buzuq bo'lgan, bazik bo'lgan so'zlarni gapirib tursa, yarashadimi? Boshqacha tasavvurda turdi, sal shaklini ko'rib turib, abrozovni odamga o'xshayapti. Didli odam ekan, chiroyli kiyinibdi, chiroyli zo'r ekan deysizu, og'zidan chiqqan gapni ko'rib turib, haligi tasavvuringiz buziladi. Bunaqa odamga aytish kerak bo'ladi. Sen yo kiyimingga yarashadigan so'zni so'zla, yoki ko'zingga yarasha kiyimni kiyib ol. Ma'qulmi? Shuning uchun zohirlik go'zallik bo'lgandek, botiniy, ma'naviy go'zallik ham siz bilan bizda bo'lishi kerak bo'ladi. Mana shu so'z masalasida Rasululloh aytadilar, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbuhu. Kishini iymoni mustaqim, sobit, mustahkam bo'lmaydi, to qalbi mustahkam bo'lmagunicha. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu. Endi qalbi mustaqim bo'lmaydi, tili mustaqim bo'lmagunicha. Shuning uchun kiyimimizni chiroyli qilgandek, so'zimizni ham chiroyli qilaylik, fe'limizni ham chiroyli qilaylik. Mana endi birodarlar, go'zal axloq.
Fasbir sabran cemile. Bas çırali sabır bilen sabır kılın. Allah Teala çırali sabır kıldı yaptı. Demek çırali bulmayan sabran var. Çırali bulmayan sabır çünerlik. Çırali bulmayan sabır çi? Sabır kıldı. Asabileşedi, gazablanadı, onu sökedi, bunu turtadı, bunu tepedi, onun alamını aladı. Bu ham sabır. Lekin kanaka sabırmaz bu? Güzel sabırmaz. Çırali avf kılış. Çırali avf kılış. Fasfahis safkal cemil. Bas ey Muhammed Aleyhisselam ularını çırali keçiriş bilen, güzel keçiriş bilen keçirin. Yani keçirdiniz. Sizi keçirişiz. Güzel oldu mu, güzel olmadı mı? Biz keçirişteki, ahlaktaki güzelliği yapırız. Sizi keçirişiz, güzel bugünün yani bilgisi, şu keçirgen adamınızı kayıtıp şu ayıbını yapırmıyorsunuz. Eğer eski giden de, alam kıp gitken de, cazabesi tutup gitken de yapıp koyarken bulsanız, bu keçirişli, güzel keçirişli olmadı. Bir adam ikinci adamı kamat varışı, hatarlıyor ama, peki bir adam ikinci adamı kudukka taşı varışı, hatarlıyor ama. Elbette kudukka taşı varışı hatarlıyor. Çünkü kamalgen adamı tırık alışı mümkün, tırık aladı. Yusuf Aleyhisselam'ın akaları 12 yaş arpaytıda kudukka taşı vardı. Keyin Mısır'a borganda Mısır'ın vazirinin ayolu Yusuf Aleyhisselam'ın kamatı vardı. Kaysınısı hatarlıyordu Yusuf Aleyhisselam'ın hayatı için. Elbette kudukka taşlanışı. Ama oradan 20 yıllar ötkenden keyin akaları aldığı keganı da şu işini esletmedi. Ne dedi? Estağfirullah. وَقَدْ اَحْسَنَ بِي اِذْ اَخْرَجَنِي مِنَ السِّجِنِ Allah menge ülken inam kıldı. Meni zindandan çıkardı dedi. Ne bana etmedi? Kudukka taşıganını, akalarını şu işini etmedi, esletmedi. Çünkü çırali keçirganıdı da. Üçüncü eslemedi, yapırmadı. Bizden ötüp aladı. Bir payetler amakin manakı yanıdı. Bir payetler togin manakı yanıdı. Özü keçirgen ben degen. Lekin ne makul uğradı? Demek keçirmedi bu adam. Güzel keçiriş bu ayıbını kayıtıp eslemesini yılan buladı. Rabbani güzelliğini martabaları. Allah Teala'nın zatı güzel. Sıfatları güzel. Fiilleri güzel. İsimleri güzel. Allah Teala şunu güzel zat ki o zatının güzelliğini, kandiliğini ne bir peygamber bilmiydi, ne bir farişte bilmiydi. Allah'ın kançaları güzel ekenliğini fakat Allah Teala'nın özü biladı. Bizi akıllarımız buradalar sığdır almaydı Allah Teala'nın güzelliğini idrak kılıçlığını. Çünkü buradalar aytıladı ki şeriat adaletinin aynı özü. Çünkü Allah'ın manhacı. Şeriat rahmetinin aynı özü. Şeriat hikmetinin aynı özü. Şeriat fakat ve fakat hayriyet yakşilik. Şunun için kaysi işimiz bizi Müslümanlar, kaysi bir işimiz şeriat doğrusundan çıkıp geçse o yakşiliğimiz yamanlıkı karıp getirdi. Onu her kança kağız görün, her kança bezeyin kılıyken şeyizi şeriattan çıktı mı? Bu oyunda yaman iş, bu zarar iş, bu hunu iş. İslam çıralı sana gen, şeriat çıralı sana gen nasıl? Çıralı, şeriat hunu gidip sana gen nasıl hunu? Baca vazliydi, erkeği de erkekki, ayağı da gülen şekilde tarakkı yaptı, belgesi, peşkadamlıydı yaptı. Her kanaka kağız göre yaptı. Ama şeriatımız mı degen? Bu razillik, kabihlik, iflaslıydı değil mi? Tamam. Her kança kağız göremezsin, biz şeriatta turba etmemiz ki bu iflaslık, razillik, rasvalik. Bizge bu nasırlar yok, bu nasırlar bizge haram mümkünmez. Yani hatır etmemiz, hemen yakşilik şeriatta. Şeriattan çıktınız mı? Şimdi halkın neyse getirdiği yer durabeyim. Biz Allah Teala'nın el-Cemil güzel zat deb aytdik. Allah Teala'nın hem yoku güzel. İsmi hem, zatı hem, fiili hem. Çünkü fiilini köremiz. Kar yağışını küzettiler, kanaka güzel. Yağmur yağışını bir eşdiler, kanaka güzel. Günlü ösüp çıkıp gelirken köreyim, kanaka güzel. Kişkine yine cici balayızı. Şu bir üç ay, tör ali boyan, beş ali boyan balayızı kanayım, kanaka güzel. Kuruk kakşap yatken, yerge yongur yokkandan ken, köket çıkkanı körün kanaka güzel. Çünkü bu güzel bogan, el-Cemil bogan Allah Azze ve Celle'nin fiili denedi. Kolumuzu yiyekken, olmamızı karayelik. Biz karalan oturmuyoruz ha? Kaç, kurs, kurs, kurs. Neme yedin? Kanaka yedin? Olmanı alın kolizge. Şakiliye kara bir mazaklayın. Közüz kuvansın. Hidleyin. Burnuz mazaksın. Demek olmanın rengiden, hididen, şekilden, tamıdan huzurlanırken paytımızda buradalar bunu kim yarattı şuna bir oyla koyaylık.
Köklerimizi orada karayelik. Köm kök maysa. Siz hiç nasıl kıymıyorsunuz? Yağmur yok adı, çıkadı. Kadri yetmeyemiz buradalar. Samada köklü yiye. Deryada okşaya. Dengizde mavcudanışıya. Kümbülen tündalmaşıya karayeli buradalar. Buladı kim yarattı? El Cemil boyan Rabbimiz Subhanahu ve Teala. Bir işte cüdeyim çırali kılık koyan basa ustası. Karab dur ha ustası küşlü adam eken. Özün işe de mahir eken deysiz. Hunarı gözler eken deysiz. Doğru mu? Maşinize cüneye kiraz gele verdi yenge de yıkıp koydu. Kayıl ustası gediysiz. Şimdi bu kainatta bu barladı karab durup nüme değişimiz gerek. Subhanallah. Bu gözellikle de yaratken Allah Ta'ala özü hem El Cemil güzel boyan zat. وَلَوْ يَرَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا Bunda zalimler azapke robora buladigan zamanları da kıyamet günü de bütün küç kudret Allah'ınki buluşunu ve Allah'ın azabı katlık ekenini bilseler idi. Kimler zalim, kimler özgü zulüm kıyan kimseler? Günah kıyanlar. İnsan günah kılarken fakat özgü zulüm kıladı. Yeni karaptırın. Ne madem günah kıladı insan? Mesela bir ayolunu dedi de çünkü yetemem de günah yok olurdu. Nemesi ki aldandı bu ayolda? Güzelliği ya. Demek bu insanın güzellikke bugün aşıklığı günah kılıçlığı vardı. Çıralı imaret, çıralı maşinanı gördü de çünkü yeşil için bir haram işi olurdu. Bu meselede nemesi ki aldandı? Güzelliği ya. İnsanda tabiatı da güzellikke bugün muhabbet onu günah kılıçlığı, asilikke alıp vardı. Yine ne için azapke kaldı? Ne için Rabbimizge asip oldu? Vaktince bugün, güzellikke vaktince bugün mahlukdu, muhabbetimle aldanıp kaldı. Güzellikke aldanıp kalemiz eken. Makul mu? Mesela yenge maşini aldıyız, yürüpsüz. Altı aydınki yengesi çıkardı. Ondan çıralıyor o. Monalizem zor özü. Ne mi aldı yaptı sizi? Güzellikke aldı yaptı ki ama. Yine insan, şu güzellikke aldanıp bir günahke olursa, Müslüman adam, Allah'a itaat kıyan adam, hakiki güzellikke aşık oladı. Bu, Allah Subhanahu ve Teala'nın cemali. Boyagi, dünyada güzellikleri, hareket kısız, intilsiz, yetişiz mümkün. Yetkenizden kim bilirsiniz, zerikaz şundan. Ama hakiki güzellik boyan, Allah Teala'nın cemali intilgen adam, bu dünyada yetamaydı o maksadıyla. Çünkü daimi suratta ona hayatı da intiliş buladı, şavku buladı. Zergiş bulamaydı hayatı da. Bende hoşuyor musun? Bende bu güzelliklerini terk kıladı, ya ki o güzellikler onu terk kıladı. Çıralı ayolunu yakış görürdü bir erkek. Cüdem yakış görürdü. Lekin bir gün kelerde elbette aceleydi birbirinden. Ya onu acele tüfeğli, ya bunu acele tüfeğli. Top koygen çıralı dünyayız. Çıralı imaratıyız. Çıralı maşinalarıyız. Ulardan elbette acilesiz. Ama eğer Allah Azze ve Celle'nin cemalini aşığı buladığın bu siz, bundan abadül abad acilemeyiz bir gel bulasız. Akulu kavli hada ve astagfirullah li. Ulan bana bir gün Özbekistan'a 30'da yakın otanası yol alıcılara çıktık. Açılın maksat bana bizi kanalımız abonacılara şimdi köp müracaat kıganıdı. Köpün numarı yok. Bana biz inşallah 5-6 gün şurada bulamız. Az Samarkand'a yol aldık. Kim de kim şu yetim balları başını sileyman şöyle ihsan kılaman diye olsa inşallah bismillah telefon numaraları koldur baramız. Kim de kim bana köpçülü soradı. Biz gelip kim İslam mihman kılaylı duasını alalıydı. Allah acilasın. Şimdi bir kanalımıza şimdi yakışı insanlar var iken. Samarkand'a enket yapız. Allah'ın izni bilen. Ya taşken bulanız başka. Biz yalaka çıkışıyla mümkün 5 gün geçiş ördüğümüz. Allah Teala hamdilerden razı olsun. Kıyamet günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir getirişliydi. Allah barçamızga nasip kurganmasın. Günahlarımızı Allah geçirgenmasın. Köp köp haklarımızga duada bulasızlar.